Değerli voleybol severler, herkese merhaba, iyi pazarlar. İyi pazarlar, hoş geldiniz. Ne kadar iyi olabilecekse artık. Dün maalesef Ankara'da bir terör olayı yaşandı ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralılar var. Herkese Başsağlığı geçmiş olsun diliyoruz. diyoruz öncelikle. Bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılar var, onlara da acil şifalar diliyoruz. Ve terörü lanetliyoruz. Evet. Terörü lanetliyoruz. Değerli voleybol severler, bugünkü konuğumuz Ağbayan voleybol takımımızın başarılı ve genç teknik direktörü Ferhat Akbaş. Ferhat, hoş geldin. Hoş bulduk. Programımızın ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarına daha doğrusu, Çanakkale Belediyesi'nin antrenörü Üzeyir Özdurak'la yapmış olduğumuz röportaj yayınlanacak. Ondan önce de şimdi sohbetimize başlayabiliriz. Evet. Hoş geldin. Hoş Bu bulduk. pazar günü bize ayırdığın için teşekkür ederiz. Sağ ol. Genç yaşta bir Türk olarak milli takımın başına geçtin ve çok eleştiri aldın. Alıyorsun da bence. Bu eleştiriler seni nasıl etkiliyor? Ne hissediyorsun? Üzülüyor musun, kızıyor musun? Şimdi bu konuyla ilgili bana çok fazla soru soruluyor. İşte eleştiriler alınıyor, eleştiriler nasıl etkiliyor, olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Şimdi şunu söylememiz lazım. Sporda eleştiri olmalı. Pozitif eleştiri olur, negatif eleştiri olur, destek olur. Bunlar her zaman sporun içinde olan şeyler. Biz sporu üst düzey yapmaya çalışan, bir yerlere gelmeye çalışan insanlar olarak sporcular olsun, antrenörler olsun, mümkün olduğunca bu şeylerden kendimizi arındırmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü zaten bütün hayatımız bu işi geliştirmekle, kendimizi geliştirmekle geçiyor. Ben mümkün olduğunca bu tarz eleştiri uzaktan izlemekle yetiniyorum. Faydası olanları kendime almaya çalışıyorum ama genelde kulaklarımı tıkamaya çalışıyorum. Dinlemiyorum diyorsun. Evet. Güzel. Şimdi Avrupa Şampiyonası sonlandı. Dördüncü olduk. Bununla ilgili sorularımız var. Voleybol severlerin de soruları var. Değerli voleybol severler, bu arada Ferhat hocamıza sorularınızı Voleybol Magazin hashtag ile sorabilirsiniz. Evet. Bir de bir video hazırlamış Elif Röportajımız var arkadaşımız. galiba. Evet. Hayır, röportajımız yok. Ferhat Akbaş kimdir diye sorduk. O röportaj hazırsa eğer, hazır mıdır? Tamam, onu alalım. Ferhat Akbaş kimdir? Elif'in yaptığı çok keyifli bir röportaj Kısaca. olmuş. Soralım. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kolay gelsin. Ferhat Akbaş kimdir? Kimmiş? Kolay gelsin. Sağ olun. Ferhat Akbaş kimdir? Ferhat Akbaş'ın yerinde olmak isterdim gerçekten. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ferhat Akbaş kimdir? Ay, çok yakışıklı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ferhat Akbaş kimdir? Gurur yüzü ifadesi o kadar kızın içinde çok şanslısın bir tanesi. Merhabalar. Merhabalar. Ferhat Akbaş kimdir? Ferhat Akbaş, Türk Milli Voleybol takımımızı dünya şampiyonu yapabilecek bir teknik direktördür. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Oğlum merhaba. Ferhat Akbaş kimdir? Aa, bizim Ferhat abi. On numara adamdır ya. Bu türkücü Ferhat olan değil mi? Çok iyi. Evet Ferhat. Güzelmiş Valla görüyorsun yerine çok talip var. Evet. Çok talip var ama hani zirvede olan her insanın yerine talip olanlar muhakkak vardır. Demin de bahsettik, eleştiriler var. Ama şimdi birazcık daha üzerinden 5-6 gün geçti fakat bunu konuşalım. Avrupa Şampiyonası'nda madalya beklerken dördüncülük yaşadık. Bence şahsım adına söyleyeyim, başarısızlık kesinlikle değildir. Avrupa'nın ilk dört takımı içerisindeyiz. Sen nasıl özetliyorsun bu durumu? Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmaktı. Avrupa dördüncüsü olabildik. Avrupa'da ülkemizi Final Four'da temsil edebildik. Bayrağımız dalgalandı. 10 bin Hollandalı'ya karşı orada milli marşımızı okuduk. Bence gurur duymamız gereken çok yön var. Tabii ki madalya kazanmak da isterdik. Hedefimiz de buydu. Daha iyi olmalıyız. Eksiklerimiz var ama çok iyi şeyler de yaptık. Çok güzel. Yani ben şeyi sormak istiyorum. Yani bu çok hani Avrupa şampiyonu dördüncüsü olduk. Bu biraz da kötüleme amaçlı bence. Bir de şöyle bir durum var. Türk sporcularının ve antrenörlerinin arkasında çok durulmuyor. Yabancıların durulduğu kadar. Yani bizde bir yabancı sevdası var. Bence
bu hoş bir şey değil ama neden kaynaklanıyor sence? Şimdi ben şunu net bir şekilde anlamamız gerektiğini, kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben pasaportlarla sporun yürümeyeceğine kesinlikle inananlardanım. Hiçbir şekilde pasaportumuz bize yardım etmez. Bunu Türk halkı, Türk medyası, Türk voleybol severi, spor severi olarak şöyle konumlandırmamız lazım. Bana herhangi bir sporcuya, herhangi bir antrenöre, yerli yabancı fark etmez, destek olunmasına ihtiyaç duyulmamalı. Ben öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Aynı şekilde beni eleştirmesinler, beni iyi yönde eleştirsinler. Kötü konuşmasınlar da demiyorum. İsteyen istediğini konuşabilir. Biz sadece kendimizi geliştirmekle sorumluyuz. Bunun için çalışıyoruz. Dediğim gibi eleştiri, pozitif eleştiri, negatif eleştiri, takdir edenler, etmeyenler olacaktır. Bizim duruşumuz bu tarz şeylerde değişirse rüzgardaki yaprak gibi oluruz. Biz hiçbir şekilde duruşumuzu, çizgimizi bozmadan aynı şekilde devam etmeliyiz. O yüzden dediğim gibi destek veren verebilir, vermeyen vermez ama bizim çizgimiz her zaman aynı olacak. Doğru, yani eleştiri olur ama eleştiri ne için olur? Ben bir insanı eleştiriyorsam gelişmesi için eleştiririm. Derim ki hani birazcık da teknik olarak eleştirebiliyorsam eleştiririm. Ama hani bunu Ferhat Akbaş'ı gömmek için değil, daha da böyle kendini geliştirebilmesi için yardımcı olmak amaçlı. Sonuçta hani Ferhat senin düşmanın değil, başka bir şeyin değil. Sonuçta bir ülkemizin bayrağını i̇şte dalgalandıran milli takımımızın yani antrenörü. Yabancı biri olduğu zaman daha çok destek oluyor. Daha çok hani onu daha çok gömüyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Türk olduğu zaman yerden yere vuruyorlar. Şimdi o konuya biraz şöyle bakmak lazım. Ben her spor dalını bir pasta gibi düşünüyorum. Basketbol daha büyük bir pasta, futbol daha büyük bir pasta, voleybol çok daha küçük bir pasta. Lezzeti çok iyi, çok başarımız var. Bunu herkes yemek istiyor. Doğal olarak herkes o pastayı bir şekilde bir yerinden kapmak istiyor. Ama doğru yöntem o pastayı kapmak değil, o pastayı büyütmek. Bu birbirimize olan desteğimizle, siz mesela medya bölümündesiniz. Medya bölümü ne kadar büyük olursa, ne kadar iyi olursa voleybol o kadar iyiye gider. Herhangi bir sporcu ne kadar iyi oynarsa voleybol o kadar iyiye gider. Biz antrenörler bu işi ne kadar iyi yapabilirsek o kadar voleybolu büyütürüz. Yani biz burada voleybolu büyütmeye çalışıyorsak ciddi seviyede amacımız Türk voleybolunu Türk sporunda ayrı bir yere koymaktır. Evet. Bu zaten ayrı bir yerde. Bunun için uğraşıyoruz. Dediğim gibi eleştiri olacaktır. Ben Elif'in deminki sorusuna bir katkıda bulunmak istiyorum. Tam tersini soracağım. Şimdi birçok İtalyan antrenör özellikle dünyanın çeşitli takımlarında antrenörlük yapmakta ve hani başarılı başarısız ekoldür veya işte düşüştedir onu tartışmıyorum ama var. Bizim Türk antrenörlerimizin de İtalyan antrenörler gibi dünya çapına yayılabilmesi için neler yapılması lazım? Birinci olarak Türk antrenör olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Bu Türk antrenörü olarak dediğim gibi sınıflamıyorum. Antrenör eğer iyi bir antrenör olmak istiyorsa kendini her gün geliştirmeli. Her gün voleybol değişiyor. Her gün ilerliyor. Biz de o derece kendimizi geliştirmeliyiz. Hı hı. Ve hedefimizi yüksek tutabilmeliyiz. Çünkü ben birçok antrenörle çalışma fırsatı yakaladım. Şunun görmek net bir şekilde açık. Biz bu işi net bir şekilde, iyi bir şekilde çok iyi yerlerde yapabiliriz. Bunu yabancılar yapıyor, biz de yapıyoruz. Bunu sadece arttırmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Daha iyi yerlere gelmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Doğru. Milli takımda yeni bir yapılanmaya gittik. Bunun nedeni nedir? Milli takımda yeni bir yapılanma en başından beri konuştuğumuz, en başından beri yapmaya çalıştığımız şeydi. Ben bunu her zaman söylüyorum. Milli takımda bazı değişimler olmadı. Uzun süre aynı 6'lar, aynı 14'ler, daha o zamanlar 12 idi. Aynı oyunculardan kurulu bir takım vardı ve bu takım artık belli yükü taşıyamaz hale geldi. Bilmiyorum voleybol severler buna ne kadar katılır ama aynı düzenle değişen, güçlenen rakiplere karşı oynamanız çok zor. Bu yenilik yapılması lazım çünkü örnek veriyorum bu yaz bizim 6 tane turnuvamız vardı. 6 tane turnuvada aynı oyuncuyu ilk altı oynatmak gibi bir şans yok. Böyle bir dünyada böyle bir örnek yok. Bunun için yeni bir yapılanma gerekiyor. Yeni oyuncularımız gerekiyor. Tabii ki eski oyuncularımız bize sonsuz katkı veriyor. Hala veriyorlar ve verecekler de. Ama bu arkadaşları destekleyen yeni oyuncular kesinlikle yaratmamız lazım. Türk voleybolu bunun farkında olmalı. Doğru. Peki turnuva Avrupa Şampiyonası'ndan gidiyorum. Hollanda'nın antrenörü Giovanni Guidetti'nin antrenörlüğünü yaptı takımla karşılaştın. Neler hissettin? Onun uzun süre yardımcılığını yaptın. Yine, psikolojik baskı var mıydı? Yine bu soru da çok fazla yakınlarım da soruyor. Sadece bu
anladığım kadarıyla biraz medyada daha fazla yer aldığı için Avrupa Şampiyonası. Biraz daha fazla bu psikolojik olaylar sorulmaya başlandı ama Giovanni ile bizim ilk karşılaşmamız değil. Hem Türk milli takımı olarak hem beraber çalıştığımız yerlerde biz sürekli zaten beraberdik. Bu maç için farklı bir motivasyon, farklı bir psikoloji, ne oyuncuların girmesi söz konusu ne bizim girmemiz söz konusu. Çünkü böyle durumlar sürekli yaşadığımız şeyler. Sadece Hollanda maçında ekstra seyirci etkisi vardı. Bu bilmiyorum televizyondan ne kadar yansıdı ama 10 bin kişiye karşı ciddi, kapalı bir yerde çok ciddi yansıdı. Biz gördük. Oynamak zordu ama ben ne Giovanni tarafının ne onun takımının ne bizim takımın bu konuda etkilendiğini düşünmüyorum. Çünkü bunu hep yaşıyoruz. Rakip olan oyuncular var. Aynı ekipte olan oyuncular var. Aynı şekilde biz de aynı durumlarda olduk. Geçen sene Almanya'ya karşı oynadık mesela iki tane final maçı. Hı hı. Yani çok garip bir durum yoktu. Peki tribünler tabii ki etkili oluyor ama Hollanda taraftar yerine Türk taraftarlar olsaydı maçın sonucu değişir miydi sence? Şimdi o maçta Hollanda inanılmaz ritimle oynadı. Seyircinin iki tane faktörü vardı burada. Hem Hollanda'nın vitesini yükseltti, hem bizim vitesimizi düşürdü. Yalnız biz Türk toplumu olarak bazen bu tarz ortamlarda daha iyi oynayabiliyoruz. Ben açıkçası böyle bir reaksiyon bekliyordum ama biz bunu pek gerçekleştiremedik. Her sete mağlup girdik ve geri dönüşü sağlayamadık. Bizim o maçtaki problemimiz geri dönüşü sağlamaktı. Üçüncü setin ortalarında biraz yakalamaya başladık ama oralara getirince artık o işi toparlamak çok zor. Hollanda o maçta ciddi seviyede bizden üstün oynadı. Voleybol olarak daha iyiydiler ve bana göre kazanmayı hak ettiler. Peki bu arada tweetlerde geliyor hashtagler üzerinden. Yaptığı değişiklikler hatta yapmadığı değişiklikleri gördük diye bir yorum var. Yorum tabii ki. Yani bu değişikliklerde geç kalındığını veya işte yapılması gerektiğini düşündün mü maçtan sonra? Şimdi burada bir soru gelmiş ama genel bir soru. Yani hangi maç, Hollanda zaman, maçı şu anda canlı yayın olduğu için hani anlık soruluyor. Hollanda maçındaki durum çok daha farklı bir atmosferdi. Hollanda maçında da bütün oyuncularımız neredeyse süre aldılar. Bunu ben şu şekilde kabul etmem. Ben 14 tane sporcumuzun 14'ünü neredeyse her maçta oynatan bir antrenörüm. Eskiden 6 oyuncuyla bırakın maçı turnuva bitiren antrenörlerimiz vardı. Sadece milli takımdan bahsetmiyorum. Bu değişikliklerin zamanlaması bazen geçerli olabilir, bazen erken olabilir. Bu o maçın durumuna göre değişir veya o oyuncuyu herhangi bir oyuncuyu soktuğunuzda çok iyi bir performans gösterebilir veya çok kötü bir performans gösterebilir. O zaman bana soru şu şekilde gelecekti. Neden o oyuncu orada oyuna girdi? Bu tarz şeyler sporda vardır. Oyuncu değiştirme maçın ritmini değiştirmek için çok önemli bir şeydir. Yalnız bazen içerideki oyuncuyu da dışarıdaki oyuncuyu da aynı motivasyonla tutmanız gerekir. Bazen içeride sabırlı olmanız gerekir. Bazen tam tersi sabırsız olmanız gerekir. Dediğim gibi maçlarda böyle şeyler çok olacaktır. Yalnız oyuncu değişikliği yapmadığıma dair eleştiriler kabul edilmez. Çünkü iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ben hemen hemen her maç bırakın turnuvayı 14 sporcuyla oynadığımı net bir şekilde bunu herkes bilir. Ben şey soracağım. Kadın voleybolunun çok büyük oranı bir psikoloji. Yani hani teknik, taktik her şey bir kenara. Psikoloji neyse oynuyorsun. Bu psikolojiyle şu ana kadar ben iyi baş edebildiğini düşünüyorum. Hiç böyle çıkamadığın, öyle çok zorlandığın anlar oldu mu? Maç içinden bahsediyorsunuz yoksa genel mi? Genel maç içinde, antrenmanda. Genel olarak ben bayan oyuncularla veya erkek oyuncularla da çalıştım. Çok ciddi şekilde yönetmeyle alakalı bir problemim olmuyor. Benim öyle bir sıkıntım yok. Tabii oyuncuların tarafından onlara da sormak lazım ama benim herhangi bir şekilde garipsediğim bir durum olmuyor. Maçlarda zorlandığımız anlar her antrenör gibi oluyor. O da ne? İşte çok kötü oynadığımız, çok kötü başladığımız veya çok kötü devam ettiğimiz maçları geri çevirmek sadece taktiksel olarak imkan sağlamıyor. Orada çok fazla psikoloji devreye giriyor. Onun için de kısa molalar yetmiyor veya taktiği değiştirmek için kısa molalar yetmiyor. Sadece zamanla ilgili, dar zamanla ilgili problemler oluyor doğal olarak. Her antrenörün yaşadığı zorluklar bizde de var. Yeni yapılanma kapsamında bir mentor, spor psikoloğu düşündün mü mesela teknik ekip içerisinde? Spor psikoloğu konusu çok detaylı bir konu. Bana göre bununla ilgili bir program dahi ben yapamam ama siz yapmalısınız. Spor psikoloğu konusu çok detaylı bir konu. Ve çok fazla fayda sağlanacak bölümleri var. Yalnız bizim problemimiz Türk sporcusu olarak sadece voleybolcusu olarak değil,
belli kültürlerle, belli eğitimlerle geliyoruz. Şimdi 25-30 yaşlarına gelmiş bir sporcuyu yepyeni bir şeyle tanıştırmak çok zorlu oluyor. Biz bunu bazı dönemlerde kulüplerde denediğimiz oldu. Faydasını gördüğümüz anlar da oldu. Yalnız bir mentorun voleybol takımında sürekli görev alabilecek bir mentorun ciddi seviyede voleybol bilmesi gerekiyor. Nasıl bir fizyoterapist voleybol bilmesi gerekiyorsa mentorun da voleybol bilmesi gerekiyor. Olayları, gitgelleri çözebilmesi gerekiyor. Ben Türkiye'de yetişmiş olarak tabii ki çok değerli mentorlarımız var ama voleybol konusunda ciddi seviyede yetişmiş mentorların A milli takımlara veya çok üst düzey kulüplere yardım sağlayacak kadar mentorların olduğunu düşünmüyorum. Bu çok iyi noktalara getirilmeli ve ondan sonra bu altyapıyla beraber ilerlemeli. Çünkü altyapıda nasıl yetişirseniz üst yapıda öyle olur. Üst evet. yapıda yepyeni şeyler biraz zorluyor. Hep oyuncular için soruyoruz bu hani psikoloji durumunu. Antrenörlerinki nasıl? Antrenörlerinki bence mentörden çok danışman veya ciddi seviyede bu yollardan geçmiş arkadaş bile diyebiliriz. İnsanlardan faydalanmaktır. Bu nasıl? Örnek veriyorum, basketbolda çok ciddi seviyede yerlere gelmiş bir antrenör veya futbolda çok iyi yerlere gelmiş, bazı şeyleri artık bitirmiş bir yönetici veya çok üst düzey voleybol oynamış, çok üst düzey fark etmez squash yapmış, tenis oynamış bir sporcuyla yaşadığınız diyaloglar, tecrübelerin paylaşılması çok faydalıdır. Çok ciddi seviyede, çok ciddi çıkmazlarda hem antrenörlerin hem oyuncuların psikologlardan da yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu alanın her hayatın her alanında evet. ihtiyaç duyulan bir şey. Sadece spor çok için değil yani. Evet. Doğru. Yani bir abi gibi birisinin oturup evet abi ya, gibi birisiyle evet. konuşup dertleşmek lazım. Ya bugün ne oldu lazım, biliyor musun işte? Çok Ferhat şey Hoca bana yani. Çok kötü davrandı falan. Halbuki hiçbir şey yapmamış. Çok doğru. şey katıyor. İlla bu çok uzman birisi olması gerekmez. Yoldan geçen birisiyle konuştuğunuzda da size dışarıdan bakarak çok farklı şeyler farklı söyleyebilir. Evet, çok doğru, kesinlikle. Çok doğru. Peki bu yeni yapılanmanın artıları neler, eksileri neler, hedeflerimiz neler yeni yapılanmayla birlikte? Tabii ki özür dilerim. Tabii ki elinde bir sihirli değnek yok. Şak dedim ve yeni yapılanmayla şampiyon kimse... Çok zor olur yani, yapabiliyorsa helal olsun. Ne der yani? Şimdi buradaki yeni şeyler yapmaktaki sıkıntı bazı şeyleri net bir şekilde oturtamamanız. Yani yeni bir oyuncuyu, yeni bir takımı, yeni bir anlayışı voleybol sahasına yansıtırken her şeyi kazanmak çok zor. Ayrıca zaten dünyada her şeyi kazanıp bunları yapan çok önemli ülkeler var. Brezilya gibi, Amerika gibi, Çin gibi inanılmaz ülkeler var. Bunlar da sizin rakibiniz. Hem bu rakipleri yenmelisiniz, hem onlardan daha iyi bir yapılanma sağlamalısınız. Hem de kendi yapılanmanızı kendi içinizde geliştirebilmelisiniz. Bu oldukça zor olan bir şey. Genç oyunculara özellikle tecrübeli oyuncularmış gibi sahada görüntü yaratmak, onların öyle oynamasını sağlamak oldukça zor. Bu ciddi seviyede sabır gerektiriyor. Biz bu sabır konusunda teknik ekip olarak, oyuncular olarak çok başarılıyız. Çok iyi şeyler yaptık. Bunu kabul edenler, aynı en başta söylediğim gibi kabul edenler olur, etmeyenler olur ama yeni yapılanma yokken bile kazanılmayan madalyalar vardı. Biz yeni bir yapılanmayla bazılarının beğenmediği altın madalyaları kazandık. Bence bu hani bir laf var ya, yiğidi öldür hakkını ver, bu çok önemli. Tabii ki kötü yaptığımız şeyler vardır. Bununla ilgili problem yok. Biz zaten kendimizi geliştirmeliyiz. Bu Türk voleybolu olarak bunu böyle konuşmalıyız. Voleybol ailesi olarak kendimizi konuşmalıyız ama kendimizi bazen tebrik etmeliyiz. Basketbol takımı Final Four oynasaydı ortalık yıkılıyordu. Yanlış olmasın çeyrek finalde elendi değil mi Avrupa Şampiyonası'nda? Ben de öyle biliyorum. Kimin reklamı daha fazladır, kim daha fazla yer almıştır, kim daha fazla takdir almıştır? Size bırakıyorum doğru, bu konuyu. Doğru, haklısın. Peki, baktığın zaman milli takımımızın işte servislere, manşetlere, işte bloklara hangi şeyden daha çok müzdarip oldun? Avrupa Şampiyonası'nı konuşursak servis ve servis karşılama bölümünde çok zorlandık. Özellikle servis kalitemizin ben düşük olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bizi zora sokan en büyük konu servis kalitemizdir. Servis karşılamayla ilgili sıkıntıyı yaşamayan herhangi bir dünya voleybol ekolü yok. Şu an bütün dünyada en büyük problem servis karşılama. Çünkü bunu daha önceleri de söyledim. Sahada çok fazla atletik oyuncular var artık. Bu atletik oyuncular iyi hücum gücü, iyi blok gücü için sahada duruyorlar. Fakat böyle oyuncular
ciddi seviyede teknik problemler yaşayabiliyorlar. Her takımda iyi atletik özellikleri olup manşet servis karşılama bölümünde zayıf olan oyuncular var. Bunlar iyi manşetçilerle destekleniyor. Böyle bir karışım yapılmaya çalışılıyor. Biz de bunu deniyoruz. Ama dediğim gibi en büyük sıkıntı çektiğimiz şey servis ve servis karşılama bölümleriydi. O da zamanla aşılacak şeyler. Neyi zaten iyi yaptılar sence? Türk milli takımının her zaman, ben bütün yaz için söylüyorum, yaptığımız en iyi şey blok defans kısmıdır. Yalnız blok defans kısmını etkileyen en önemli konu servis konusu yine. Servisiniz kötüyse blok defansınız belli bir seviyenin aşağısına düşüyor. Ama bizim en iyi yaptığımız konu blok defans konusudur. Türk milli takımı olarak bu yıllardır da bana göre böyle. Sabah Elif'le de konuştuk gelirken de, şimdi aslında bayan voleybol takımında çok güzel böyle bir renk katıldı. Teknik ekip. Şimdi hepsi zaten hani senin senelerde çalıştığın, çalışmasan bile yani arkadaş olduğun insanlardan bir araya geldi. Bu da bir sinerji oluşturdu ve hani şöyle bir şey, bir konsere gidiyorsun, şarkı söyleniyor ama arka tarafta çok güçlü bir orkestra var. O sanatçı ön plana çıkan arka taraftaki ekstralardır yani. Şimdi sizde de böyle oldu ama hani bunun da madalyonun diğer tarafına bakıldığında çok şık bir kıyafetle çıktınız. Takım elbiseyle çıktınız. Ya bu çok alışılagelmiş bir şey değildi uzun süredir. Daha önce çıkılmıştı. Yani bu kimin fikri bilmiyorum. Ancak yani benim tarafımdan çok beğeni kazandı açıkçası. Şimdi burada iki konudan bahsettik. Birincisi ben sizin böyle bir konu açmanızdan teşekkür ediyorum. Bizim teknik ekibimiz ciddi seviyede benim şu ana kadar çalıştığım en çalışkan teknik ekip. Ciddi seviyede katkı verdiler. Ve ben onlara buradan teşekkür ediyorum. Hı hı. Şıklık konusu tabii bu takdir meselesi. Kimisi spor sever, kimisi takım elbise sever. Bu tercih... Eskiden Umut takım elbiseyle çıkıyorlardı, ben hatırlıyorum. Evet, eskiden çok yani, çok daha yaygındı. Çok şeydi. Bu arada kusura bakma, bir şeye güldüm. Burada bir tweet atmış. Kim atmış onu? Gerek yok. İsmini kendisi neden bu kadar yakışıklı sorar mısınız? Hiç dayanamadım güldüm ben. Yani bir de şöyle bir şey var hani, hayranları falan var yani. Var var, onlara geleceğiz zaten, o hayran konusuna geleceğiz. Bir de ya eleştiri konusu, Ferhat hocam, çok değerli Ferhat hocam demek yerine sana isminle hitap ediyorlarmış. Yani bu senin için bir rahatsızlık. Dur, takım elbise yarım kaldı. Ama ya, isimlerimiz hitap edilmek için takılmış şeyler yani. Evet. İnsanlara isimleriyle hitap etmek kötü bir şey değil. Takım elbise konusunu tamamlayalım bence. O yarım kaldı. Takım elbiseyi söyledim. Takım elbise... Bundan sonra böyle diyorsun yani. Bizim ekibimize yakıştığını düşünüyorum. Bundan sonra da böyle devam edebiliriz. Bence benim hoşuma gidiyor. Takım elbiseden sonra hayran kitlen çoğaldı yalnız. Olabilir. Özel hayatta yani. Da gibi. Bence de. Evet, diğer konudan bahsediyorduk. Hangisinden? Ferhat hocam. Oyunculara Ferhat diye hitap etmesinden. Onu da söyledi ya. Yani şimdi saygı kavramı herkesin bakış açısında, herkesin dünyasında, herkesin dünyaya bakışında daha farklı gözükebilir. Hı hı. Benim dünyaya bakış açımda daha farklı şeyler var. Yani bana birisi ne bileyim abi mi demesi gerekiyor, hocam mı demesi gerekiyor, onu deyip bana çok ciddi seviyede saygısızlık yapabilir benim gözümde. Evet, zaten onu sen kendin hissedersin. Yani bunu herkes hisseder. Bana ne anlamda sesleniyor? Yani Ferhat da yani demek benim, var. Bir de Ferhat demek var yani. Ben bu tarz şeylere takılmıyorum. Takılan insanları da anlıyorum. Onlar öyle yetişmişlerdir. Birisine hitap, bir şeyle hitap etmek güzel de duruyor olabilir. Hoş da olabiliyor. Hı. Olabilir. Yalnız... bunu madem bu konu açıldı, birçok oyuncuyla ben belki 10 senedir çalışıyorum. 10 sene önce bana aynı yaşta Ferhat diyen birisi, ben baş antrenör olunca Ferhat hocam diyorsa, burada bir bana göre samimiyetsizlik de vardır. Bilmiyorum, ben çok yanlış mı düşünüyorum? Doğru söylüyorum. Doğru bence. Doğru söylüyorsun. Yani benim bakış açım bu konuda, kim diyorsa bu eleştiriyi yapan, ondan biraz daha farklı düşünüyorum. Yani amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Yani hani Ferhat demiş, başka bir şey demiş, önemli değil. Önemli olan çıksın, sahada aslanlar gibi oyununu oynasın, işini yapsın. Herkes yani, işini yapsın. Eleştirenler de işini yapsın. Yani başka eğer bir şey böyle bir şey, böyle bir cevap ihtiyacı duyuluyorsa şunu söyleyeyim. Yani çalıştığım hiçbir oyuncuyla ne benim tarafımdan ne karşı taraftan şu kadarcık bile saygısızlık
bir kişi görmemiştir dışarıdan izleyenler. O oyunculara da sorabilirsiniz. Bunu soran kimse onlara da sorabilir. Ciddi seviyede karşılıklı saygımız vardır. Oyuncularla ve onların da bana karşı. Oyuncular sana neden güveniyor? Yani bunu onlara sormanız gerekir. Bunun cevabını yok, bilmiyor. Yok, kendine eleştiri yapabilirsin. Yani hani belki dersin ki işte ben o güveni onlara veriyorum ve şunu çok doğru yaptığım için bana inanıyorlar diyebilirsin. Yani sporda şu çok önemli. Eğer antrenörseniz yaptığınız işin kalitesi size güveni arttırır. Güveni arttıran esas şey başarıdır. Başarı gelmişse o güven katlanarak artar. Başarı gelmemişse sizin yaptığınız iş hala saygınlığınızı korur. Ben ciddi seviyede teknik ekip olarak sadece ben değil çok ciddi seviyede iyi çalıştığımızı, çok emek verdiğimizi düşünüyorum. Belki bu sebepten güveniyorlardır, saygı duyuyorlardır. Çünkü ciddi seviyede gecemiz gündüzümüz birbirimize girdi. Ben de ona geleceğim şimdi. Bakü'deki Avrupa oyunları, Grand Prix'ler, ondan sonra U23'ler falan. Yani zaman zaman hani bir şeyler sormak için seni aradığında bir zaman bir yerdesin, bir zaman bambaşka bir yerdesin. Şu gün ne yapıyorsun? Yani konuk edecektik programa. Yazdı. Bana tarih söyle diyor. Bana tarih söyle diyor, tarihle gel diyor. Çünkü hani öyle bir takvim ki takvim full dolmuş, hiç vakti yok. Her zaman her yerdesin. Yorucu olmadı mı Ferhat bu? Çok yorucu oldu açıkçası ama böyle bir özellikle milli takım bayrağı altında böyle bir şey yapıyor olmak zevkli bir yorgunluk. Ayrıca işte birçok takıma özellikle U23 kısmına ve diğer takımlara da bakma, sorumlu olma fırsatımız oldu. Burada sevindirici şey, tamam yordu bizi ama bütün takıma, bütün havuza hakim olmaktı. U23 grubu özellikle daha sonra geleceğimiz olacak oyuncuları bizzat çalıştırmak, bizzat onlarla maça çıkmak çok önemliydi. O açıdan iyi oldu. Çok güzel. Peki şimdi şuna geliyorum, yani milli takımlardan ziyade artık işin magazinsel boyutuna da geçeceğiz. Ben şey merak ediyorum, antrenör olmak var mıydı böyle bir düşüncem, bir antrenör olayım ben, mesleğim bu olsun. Çünkü antrenörlük, kusura bakma, ben bir ara denedim. Yok yani hani çok sabır işi, çok hani gayret işi falan, böyle hani bir şeyi 10 kere belki söyleyeceksin, belki milyarlarca söyleyeceksin. Bu çok hani kişiye özel bir durum. Yani bu sen misin? Yani antrenör, ben işte 13 yaşında antrenör olacağım diye bir düşüncem yoktu. Voleybolcu olacağım, voleybolcu olmak istiyorum düşüncesi vardı. Yalnız olamayacağımı anladıktan sonra antrenörlüğe kanalize oldum. İşin başında bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Antrenörlükle alakalı, aynı şekilde sporculukla alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu biraz içten gelen bir yetenek diyelim. Bu yeteneği sonradan geliştirebilirsiniz ama biraz içinizde olması lazım. Özellikle antrenörlükle ilgili kısım yönetim, algı yönetimi, insan yönetimi, taktik bilgi, branş bilgisi, voleybol, biz voleybol antrenörü olduğumuz için voleybol branş bilgisi ve çok çalışma, çok sabır gerektiren bir şey. Ayrıca karşılığı da zor alınan bir şey, kolay bir şey değil. Ama işte o karşılığı bir sefer aldığınızda İnanılmaz mutlu oluyorsunuz. Ben herhangi bir iş yapabileceğimi, bunun dışında tabii ki hayat ne gösterebilmez ama düşünmüyorum. Çünkü çok başarılı bir CEO olabilirsiniz ama her hafta bir maçın mağlubiyetini, her hafta bir maçın galibiyetini ancak statta locadan izlersiniz. Onu yaşayamazsınız. Ben o yüzden böyle şey yaşamak benim için çok ayrı bir duygu. Evet. Yenilmek de yenmek de çok önemli. Tweetler geliyor bu arada. Bir tanesini okumak istiyorum. Ferhat soru mu? Hayır değil. Tamam. Soru değil. Ferhat, soru da var, onu da soracağım. Ferhat hocam, Beşiktaş'ın eski kalecisi Cenk Gönen'e çok benziyor demiş. Benzetenler oldu mu daha önceden Cenk Gönen'e? Cenk Gönen... Beşiktaş'ın eski kalecisi ben Cenk Gönen'e çok benziyor demiş. Doğrudur yani, o kadar takip ediyorlar. Çok fazla tweet geliyordu. Son bir tanesini hani geçtiğimiz bir konu ama onu sorayım. Ondan sonra Rio Olimpiyatları, hedef Rio Olimpiyatları'na ilgili soru soracağım. Kadroya oyuncu alırken hangi kriterleri göz önünde bulundurdu demiş. Kadroya oyuncu alırken kesinlikle ilk olarak bireysel performans önemli. İkincisi ciddi seviyede takım oyuncusu olabilme, takıma katkısı önemli. Üçüncü seviyede tecrübesi çok önemli. Dördüncü seviyede bu oyuncu gençse takıma neler katabilir, potansiyeli nedir? 5 sene sonra, 3 sene sonra adı neyse bu milli takım formasını ciddi seviyede taşıyabilir mi?
bu tarz kriterlerimiz oluyor. Ciddi seviyede gözlem yapıyoruz. Hı hı. Ona göre oyuncularımızı tercih ediyoruz. Demin konuşurken hani voleybol, biraz da magazin konuşacağız demiş. Onunla ilgili bir tweet gelmiş. Madem voleybol konuşulmuyor, şöyle sorayım o zaman. Baklavayı, cevizi sever mi, fıstık mı? Bunu merak ettik şu an demiş tweette. O meraklarını gidereceğim ben ama. Peki şimdi Rio Olimpiyatları, hedef Rio Olimpiyatları, elemeler olacak. Ankara'da oynanacak. Şimdi neler düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz, başladınız mı? Onun hazırlıkları çoktan başlamıştı. Zaten olimpiyat elemeleri Avrupa Şampiyonası'ndan da zor bir turnuva olacak. Avrupa Şampiyonası'nda 16 tane kalbur üstü takım var. Burada o kalburun da üzerinde 8 tane çok ciddi seviyede bu işi isteyen, olimpiyata gitmek isteyen, olimpiyata gitme kapasitesi de olan takımlar bir araya gelecekler burada. Dörderli iki grubumuz var. İlk ikiye kalmalıyız. İlk ikiye kaldıktan sonra çapraz maçlarda ilk üçte olmalıyız. Birincisi direkt gidiyor. İkinci ve üçüncü takımlarda Japonya'da son elemeye katılıyorlar, dünya elemesine. Çok 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 zorlu bir yol ama imkansız değil. Bütün çalışmamız olimpiyatlara gitmek üzerine, oldukça zorlu olacak. Bunu her seferinde söylüyorum. 8 tane, tekrar ediyorum, çok ciddi takım var. Bunu son derece isteyen 8 tane takım var. Mesela Rusya gibi, İtalya gibi, Hollanda gibi, Almanya gibi, Polonya gibi çok ciddi ekoller, Belçika gibi burada olacak. Elimizden geleni yapacağız. Ev sahibiyiz. Psikolojik avantajımız var. Oyuncularımız bu tarz atmosferleri çok seviyorlar. Umarım ilk başta hedefimiz ilk üçe kalmak, ondan sonra birinci olarak direkt olimpiyata gidebilmek. Umarım başarırız. Zaten kolay değil. Çok yeni yapılanmayla birlikte birçok oyuncuyu tecrübe etme fırsatınız oldu. Takım birazcık daha takım olma yoluna gidiyor. Yani bir bütün olmaya başlıyor deneme yanılmalarla birlikte. Yani umuyoruz ki biz de başarılı olacaksınız ama takıma yeni katılanlar olacak mı? Eskiden oynayıp da yeni katılanlar. Mesela işte çok merak edilen bir konu Neslihan konusu. Neslihan, biz bütün yaz konuştuk. Bilmiyorum o Twitter'larda falan nasıl yansıdı, ne yaptı. Neslihan ve ben çok ciddi seviyede, yani sonsuz istekli onun milli takım formasını giymesini istedik. Yalnız ne yazık ki sakatlığı el vermedi buna. Ocak'ta umarım iyi formunda Neslihan, zaten bu forması hazır, askıda bekliyor. İnşallah o formayı giyebilir, sağlığı el verir. Ben el vereceğine inanıyorum. Çünkü çalışmaları devam ediyor. Kulübüyle başladı. Neslihan haricinde diğer oyuncularımız tabii ki, bütün Türkiye'deki şu an bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Kim iyi performans gösterirse, kim bu iki aylık lig periyodunu iyi geçirirse, tabii ki bazı geçmişten gelen milli takım tecrübeleri önemlidir burada takıma katılmalarında. Yani ülkemizde ciddi bir yabancı oynayan yabancı kitlesi var. Bazı oyuncularımız doğal olarak yedek kalıyorlar. Tabii ki bunları da gözlemlememiz lazım ama birinci kriterimiz iyi performans sergilemeleri. Ondan sonra 14'ümüz şekillenecektir. Sadece olimpiyat elemesi öncesi bizim sıkıntımız, ciddi seviyede çalışacak zaman yok. Yani kulüplerde ne çalışıyorlarsa bir araya toplanacağız. Birkaç hazırlık maçı, birkaç küçük ne derler pansuman yapıp maça çıkacağız, maçlara çıkacağız. Ama diğer takımlar da aynı pozisyonda, yapacak bir şey yok. Zaten diğer takımları da siz tanıyorsunuz. Bu arada bir tweet daha gelmiş. Konuyu bağlayacağım ben şimdi. Yurt dışında oynayan bazı oyuncularımız var. İşte bu sene Bakü'de oynayacak Özge. Bahar İtalya'da oynayacak. Bu yurt dışındaki oyuncuları takip edecek misiniz? İşte Rio Olimpiyatları elemelerinde bu oyuncular takım kadrosunda yer alacak mı? Bahar var, Özge var. Ayrıca Gözde Yılmaz ve Nilay yurt dışında oynuyor. Bu oyuncuların hepsini takip etmeliyiz. Bizim her zaman videolar alıyoruz, veriyoruz, izliyoruz istatistiksel olarak, onlar da geliyor. Yalnız canlı göz bambaşka bir şey. Evet. O yüzden biz kesinlikle orada maçları izlemeliyiz. Ben bunu yapacağım, her zaman söylüyorum zaten. Kesinlikle oyuncuyla iletişim kurmak, direkt olarak maçlarını izlemek, antrenmanlarını izlemek, onların antrenörleriyle iletişim kurmak çok önemli. Tamam, biz alıyoruz, 6 ay çalışıyoruz. Örnek vereyim, Gözde Yılmaz aldı. 6 ay süreciyle biz çalıştık. Yalnız gidiyor kulübünde bir antrenörle çalışıyor. Antrenörün hedefi bambaşka olabilir, amacı bambaşka olabilir. O antrenörle ikili diyalog kurmamız gerekiyor. Ben bunu Türkiye'de şu ana kadar her antrenörle yaptım. Yurt dışında da bunu
bu 2 ay sürecinde kesinlikle yapmalıyız, yapacağım zaten. Zaten yurt dışına neden gidiyorlar? Oradaki durumu da öğrenmek, görmek, onu bilmek için gidiyorlar. Sen o durumu öğrenip bilip gelip burada uygulamıyorsan, uygulaman da lazım ki yani burası böyle bir gelişsin yani. Aynen, yani bu iki taraflı bir... Ben şey soracağım, şimdi dünyanın bildiği artık sporcularımız bence tamam, güzel, çok iyi durumdalar, oynuyorlar, üzerlerine de koyacaklardır ve dünya artık bu sporcuları konuşuyor. Antrenörleri konuşuyor mu dünya? Antrenörleri tabii ki konuşuyor. Süper soru. Antrenörler zaten ciddi seviyede konuşuluyor. Bunun genelde sonucu kazanılıyorsa, çok iyi antrenör kaybediyorsa çok kötü antrenör olarak konuşuluyor. Avrupa'da ben şu an şunu görüyorum. Adet vermek çok doğru değil ama 10 tane 10 civarı antrenörler var. Bu antrenörler genelde büyük takımlarda dönüyorlar. Ve Türkiye'de bütçe olduğu için Türkiye'de çok fazla dönen antrenörler var. Biz Türk antrenör olarak bu çok yukarıda olmayan seviyenin aralarına girebilmeliyiz. Bu ben elimden geleni yapıyorum bunun için. Diğer antrenörlerimiz de bunu yapmalı. Bunun için de ciddi seviyede destek görmeliyiz. Biz emin olun elimizden geleni yapıyoruz. Orada konuşulmak çok zor bir şey değil. Konuşuluyoruz da zaten. Oralarda bulunmak çok önemli. Oralarda kalmak çok önemli. Mesela son maçı ben Avrupa Şampiyonası final maçını tribünden izlemek zorundaydım. Keşke biz oynasaydık. Yukarı çıkınca insan seyircilerin arasında izleyince çok daha farklı bir izlenimi oluyor. Diyorsunuz ki abi biz buraya teknik ekip olarak, Türk milli takımı olarak çıktık. Burada konuşulduk ve bunun dahilinde yapabiliriz, yapmalıyız. O istek, o arzu katlanıyor. Bazen dışarıdan bakabilmek bazen çok fayda sağlıyor. Şimdi konuşurken aklıma bir şey geldi benim. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nın sonunda ödüller verildi. İşte en değerli oyuncu, en iyi oyuncu gibi. Ya antrenörler de aslında böyle bir şey verilse ya, değil mi? Çok en iyi turnuvada antrenör. Veriliyor. En iyi antrenör. Çok turnuvada veriliyor ama tek kazanan oluyor. Şampiyon olan antrenör direkt o kazanıyor. Ya yani. Hani ona ödül veriliyor mu peki? Verildiği yani çok oldu. Çok turnuva çıkartıp, oldu. Evet, FIB turnuvalarında da çok oldu. Kulüp turnuvaların çoğunda oluyor liglerde. Ben çok karşılaştım, çok oldu. Hedefin? Evet. Olmak tabii ki o zaman. Ya o bir şey kazandırmıyor size şey zaten olarak. Şampiyon yani, şampiyon zaten olmuşsunuz yani. Onun bir tescilliğine yani gerek yok. Madalya almışsınız. Ödüllerle ilgili ne düşünüyorsun peki Avrupa Şampiyonası'nda? Hani ya işte şu ödülü de biz alabilirdik gibi bir şey oldu mu? Hani bireysel ödül mü? Bireysel. Ya bireysel ödüller artık çok gerçekçi, çok net oluyor. Ciddi seviyede istatistik kağıdına bakılıyor. Oyunlara, performanslara bakılıyor. Artı bazı turnuvalarda antrenörlere de soruluyor bireysel olarak. Özellikle MVP seçiminde. Ben bu tarz konuların artık eskiye oranla çok daha fazla adil olduğunu düşünüyorum. Yani karşımıza bir bireysel ödül listesi çıktığında bu niye olmuş? Çok nadir oluyor. Evet. Bazen ev sahibi ülkelerde mesela son Grand Prix'ydi sanırım. Grand Prix finalinde MVP bir libero oldu. Hı hı. Sano Türkiye'de oynadı, hatta Galatasaray'da. Yani bir libero'nun MVP olması Japonya'da çok normal bir şey. Avrupa'da, Türkiye'de libero'ya MVP verirseniz ciddi tepki çekersiniz. Japonya'da gayet normal karşılanan bir şey. Bu tarz kültürel voleybola bakış açısıyla alakalı farklılıklar olabilir tabii ki. Doğru. Şimdi Elif'in hazırladığı bir oyun var aslında bizim şeyimizde. Birazcık konuyu değiştiriyorum ama onu soracağız. Ama ben bir fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi seninle ilgili çok eleştiriler oldu Twitter'da. Ben hani Twitter'da da yazdım bunları. Burada bir kere daha yinelemek istiyorum. Şimdi başarı için istikrar ve güven, birazcık da vakit şart. Nasıl Vakıfbank bugün dünyanın en iyi takımlarındansa, Giovanni Guidetti'nin başındayken takım inişler yaşadı, çıkışlar yaşadı, inişler yaşadı. Ne oldu? Yöneticiler güvendi. Devam dediler, devam dediler. Şimdi senin için de aynı şekilde. Federasyon, bizler, tabii ki hani hatalar olacak, artılar olacak, eksiler olacak ama arkanda durmalıyız ki çok iyi bir Türk antrenörümüz daha da kendini geliştirsin ve Türk voleybolumuz ilerlesin. Kesinlikle yani ben böyle düşünüyorum. Biz sonuna kadar arkandayız. Evet şimdi... Hangisini oynayalım? Bir tane şimdi yeni yaptım. Evet, renk oyununla başlayabiliriz. Renk mi? Renkle. Yapalım mı onu? Nasıl rengi de hazırlamadım. Çok keyifli bir oyunumuz var bizim magazinler böyle. Sana renk soracağım. Aklına gelen ilk kelimeyi söyleyeceksin. Örnek veriyorum. Mavi. Şirinler. Baynar. Geçen de aynısı olmuştu. İsimli. Yani aklıma ne geliyorsa. Aklına evet. Ne geliyorsa. Mavi sana neyi çağrıştırıyorsa.
Mavi mi şu an? Hayır, ben soracağım. Ama hazır çok mı? Varsa aklımda hazır bir şey söyle gitsin orada çıksın. Tamam, maviyi söyle. Yok, mavi arkada perde vardı. Fon. Çok fon geldi aklıma. Evet. Kırmızı. Bayrak. Beyaz. Bayrak geldi yine. Siyah. Yaz geldi bugün aklıma. Evet, bugün özellikle siyah giyindik ki. Yaz geldi bugün aklıma. Gri. Yani sevmediğim bir renk. Yeşil. Ağaç geldi. Ezbere mi söylüyorsun? Evet. Bravo. Renk kaç tane var ki? Turuncu. Hollanda geldi aklıma. Sarı. Oo. Sarı. Buğday geldi. Niye bilmiyorum. Bereket. Sarıda buğday geldi. Bak çok önemli. Psikolojisi çıkıyor evet. İşte. Evet. Lacivert. Lacivert sevmiyorum. Takımlarda falan sürekli antrenman tişörtleri hep lacivert olur Türkiye'de. Hiç sevmem. Pembe. Kız rengi. Pembe mi? Kız rengi. Bitti. Bu kadar. Peki. Diğer oyunlar da var. Onları da oynayalım. Sonra. Vakıfbank'ın yardımcı antrenörüsün. Federasyondan bir teklif geliyor. Ferhat görüşelim diye. Sonra milli takım antrenörlüğü teklif ediliyor. Yani en üst düzey çatıdaki insan. Şimdi ne hissettin o anda? Bekliyor ya, muydun ya da? Şimdi o süreç çok hızlı bir süreç değildi. Yavaş bir süreçti. Böyle bir şey yani ben en son duyduğumda bence biliyordum. Çok garip bir reaksiyon yaratmadı bende ama genel olarak baktığınızda o güne döndüğünde sadece şunu diyorsunuz. Ciddi seviyede gurur. Çünkü çok emek vermişsiniz, çok uğraşmışsınız ve bir şekilde bu noktaya layık görülüyorsunuz. Bu çok fazla gurur yaratıyor bende. Onu söyleyebilirim. Peki merak ettim bir şey sonra. Milli takım antrenörü herhangi bir kulüp takımında antrenörlük yapabiliyor mu? Tabii bu anlaşmanıza göre, sözleşmenize göre yapabilirsiniz. Mesela siz bu sezon yapabilir misiniz? Yani şu sezonda yapmam doğru değil. Çünkü olimpiyat elemesi Ocak'ta. Ocak yani kışın bir turnuva var. Bu turnuva çok çok önemli. Bir Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bir turnuva. O yüzden şu anda böyle bir şey doğru değil. İleride neden olmasın? Antrenörlüğün en güzel kısmı ne? Antrenörlüğün... Böyle illa maç kazanmak mı yani böyle? Böyle küçük küçük şeyleri yok mu? Ya antrenörlüğün tabii ben o kısmında çok fazla yokum. Altyapı kısmında bir oyuncuyu eğitmek, bir oyuncu yoldan gelmiş bir oyuncuya manşet aldırabilmek, onu eğitebilmek çok farklı bir duygu, çok iyi bir duygu. Ben onu çok fazla yaşayamıyorum çünkü hep A takım düzeyinde çalıştım. Ama öyle bir hayatımız var ki beni besleyen tek şey kazanmak, başka bir şey değil. Yani kazanmak gerekiyor. Bu kadar kazanmak mı diyor? Ama niye mesela takımca mesela oturuyorlar giderken bir yerde herkes başlıyor birazdan şarkı söylemeye takım ruhu. Bunu görünce mutlu olmuyor musun? Tabii ben zaten bunlar olmadan başarı olmuyor. Yani, yani bunlar olmalı. Hep beraber bu mutluluğu yaşamalısınız ama sonuç ben sonuç sonuca bakıyorum. Sonuç önemli. Neye kızarsın en çok? Evet. En çok az çalışmaya kızarım. Sporcular için mi söylüyorsunuz? Evet. Az çalışan, dikkatsiz olan, kafası dağınık olan, egolu olan, yani kötü manada egolu olan, milli takımsa bayrağından çok kendisini düşünen, kulüpte ise kulübünden çok kendisini düşünen oyunculardan hoşlanmam. Allah'tan Türkiye'de böyle oyuncular çok, Türk pasaportuyla böyle oyuncular çok az, yok gibi bir şey. Yabancılarda bu çok oluyor. Yani yabancı, küçük Amerikalı bir oyuncu. Bir de onlar. Böyle küçük takımda falan yedeye çıkar. İnşallah yenilirler falan diyor. Küçük takım psikolojisi ayrı da yani. Aynen. Ferhat peki ilk başta konuşulmuştu. Hayranlarım var, fan kulüplerim var. Evet. Hep çalışıyorsun. Tamam çalış. Voleybol, antrenörlük falan. Böyle özel olarak. Ama hayranları var ama bir sosyal medyası da yok yani. Hani şeyim var. Özellikle... Twitter hesabım falan var. 6 ayda bir falan bir tane mesaj atıyorum. Anlamda önem belirten tweetler. Evet. Yani 5-6 ayda bir herhalde. Ulaşmak isteyen nasıl ulaşıyorsun? Ulaşamıyor. Yok ulaşmak isteyen herkes ulaşabilir. Fan club tarzı şeyler yani benimki çok küçüktür büyük ihtimalle ama bu da önemli nasıl şey. Çünkü bir kız çocuğu başka bir kız çocuğuna voleybol hakkında bu benim üzerimden olabilir. Başka bir oyuncuyla alakalı olabilir. Siz olabilirsiniz. Başka bir insana ulaşıyor. Başka bir nasıl söyleyeyim kalbe ulaşıyor. Küçük bir çocuğa ulaşmak çok önemli.
Yani böyle şeyler çok önemli. Olmalı, çünkü olabilmeli. Çünkü alışkın olduğumuz oyuncuların fanları var hani hep. Böyle antrenörün hayranları falan. Ben böyle antrenörün, yeni yeni hani yani Türkiye'de antrenör fanları, evet Ferhat sen de ben yavaş yavaş görmeye başladım. Takım elbiselerdir. Takım elbiselerdir. Evet, evet. Sen öyle dedin. Peki takım elbise bana hani daha çok böyle düğünü çağrıştırıyor. Son zamanlarda evet, çok ya, fazla düğüne gittim. Bunlar benim sorularım evet. Yalnız. Evlenmeyi düşünüyor musun? Bir yani dakika ama insan, kısmet demeyeceksin yani. Ya, her insan kadar yani. Vakit var mı? Şu anda öyle bir vaktim yok ne yazık ki yani. Normalde kaç? Yani böyle 29 bir... yaşındayım. Normalde bir Türk insanı 29 yaşında evli mi oluyor Fuku sen? Yeni jenerasyonda olmuyor. Yeni jenerasyonda pek evet, olmuyor. 33-35'e kadar yolun var. Yani bayağı bir bekleyecek yol var misin? Bence. Onu bilemezsiniz yani, karşınıza birisi çıkar evlenirsiniz, karşınıza birisi çıkmaz evlenmezsiniz. Bunun konu yani bu plan dahilinde olan bir şey değil. Bu programın konusu değil. Hayır, hayır. Yani oturup plan, buna hayır. Şey yapamayız. Bazılarına sorarsın evlenmek istiyor musun dersin. Hayır abi bana göre değil, ben hayatta evlenmem yani, der. Yani açıkçası şu an baktığımda evlenmek bana çok uzakta bir şey gibi geliyor. Yani ufukta zor seçtiğim bir şey gibi geliyor. Babalık yakındaki bir şey gibi. Gelmeye başlamadı mı? Yani şu an öyle bir şey, hissiyatım yok. Umarım olur. Ufuk. Bilmiyorum. Vallahi, peki yani... eşin nasıl olmalı? Nasıl biri istersin? Buradan Ferhat Akbaş'a yani, evet. Yani politik cevap. Voleybol yani. Psikolojisini anlamalı ya. Yani bir antrenör psikolojisi, sporcu psikolojisi. Bir adam maç kazandı, eve nasıl gelir? Maç kaybetti, eve nasıl gelir? O zaman voleybolcu olması daha mı cazip olur? Yani voleybol... Sporcu. Zaten işimiz gücümüz voleybol. Yani her gün voleybolcu görüyoruz. Ben o kadar istemem açıkçası voleybolcu. Yani evde de konu voleybol olur. Konu başka... evet, çok sıkıcı olur ya. Konu başka olursa... 7-24. Doğru. Peki evde zor olmuyor mu senin için? Gerçi sen Çin yemeklerini güzel yapıyordun. Çin'de Çin antrenörlük yaptığından dolayı ama... Ha, bir daha teklif gelse falan gider misin yurt dışına? Yurt dışı benim her zaman... giderim diyorsun yani. Çok sevdiğim, çünkü çalışma koşulu olarak çok daha rahat oluyorsunuz kafa olarak. Çok daha yeni şeyler öğreniyorsunuz, çok daha yeni şeyler görüyorsunuz. Ben çok seviyorum yani, fırsatım olursa giderim. Çok değerli bir antrenörle çalıştın, Langping'le çalıştın. Hala görüşüyor musun onunla? Mesela hani diyorsun ya, voleybolu tartışacak direkt hani danışman değil de abi, aynen, abla olması aynen lazım. Onunla mesela... Her önemli karar öncesi mesela şu an çok uzakta ama en azından yazışıyoruz, konuşuyoruz. Onun fikrini almadığım herhangi bir büyük kararım olmadı yani kişisel olarak. Şuraya gideceğim, şu kulübe gideceğim, işte milli takım vesaire, her zaman onunla konuşuruz. Çok faydasını gördüğüm bir insan. Bana birçok antrenörle çalıştım, çok şey kattılar ama Langping bana çok ayrı şeyler kattı. Çok özel bir insandır benim için. Yani yerimde, çok böyle cool, hayatımda. Cool bir havam var böyle, havalı bir havam var böyle hani. Bu genelde mi böyleydi yoksa antrenörlükten sonra böyle bir gömlek giydin hani ben öyle gerektirdiği şey, için öyle, mi böylesin öyle, yani? Öyle şeyler gerektirdiği için bir yere kadar yapabilirsiniz ama bu soruya Ufuk daha iyi cevap verebilir. Ufuk beni küçüklükten beri tanıyor, bilmiyorum sen daha iyi değerlendirirsin Ufuk, ben evet, kendimi aynada... Çok küçüktü. Valla ben Ferhat, evet eskiden beri tanıdım. Ferhat her zaman böyledir, bu formdadır. Yani hani milli takıma geldi, ağırlaştı. Sözünü veriyorum, bunu kötü mü, yani bu formdadır derken kötü mü, iyi mi söyledin onu anlamadım işte yani. Açıklıyorum, bak merak uyandırdım önce. Ferhat hiçbir zaman değişmedi. Eskiden de aynı böyleydi. Ağırdır Ferhat. Ama hani yerinde davranır. Ha. Cool'dur yani, öyle söyleyeyim. Bir de böyle cool böyle görünüp de aslında böyle evde hani çok komik, çok eğlenceli. Yani, hani hiç tanımadığımız bir adam çıkabilir. Öyle bir şey de olabilir. Sanmıyorum ya. Kendimi gözlemlediğimde evde değil de misin? Çok farklı değilimdir. Yani bana öyle geliyor. Seçenek oyunu yapalım mı? Yapalım hadi. Onu yapalım. Bunu yeni buldum ben. İlk defa sende deniyoruz. Evet, tutarsa bakalım, yapacağız. Tutarsa yapacağız. Performans çok önemli. Yani. Evet, evet. Seçenek sunacağım. İki tane. Birini seçeceksin. Tamam. Çay mı kahve mi? Çay. Tuz mu şeker mi? Tuz. Gece mi gündüz mü? Kesin gündüz. Neden? Gece çok sevmem ya, gündüz. Ama yok. Sen daha çok geceleri çalışıyorsun. Hani maçlardan çıkıyorsun, sabahlara kadar video izliyorsun. Yok, belki genelde şöyle yapıyorum. Sabah 5 civarı kalkıp 8'e 9'a kadar çalışıyorum. O da çirkin bir saat insan için. Çünkü uykun geliyor vesaire. Evet. Gündüz diyelim. Peki tamam. Acı mı ekşi mi? Acı. Aşk mı sevgi mi? Sevgi. Neden?
Sevgi çünkü yani aşkı gelip geçici daha çok şey... Okey. Mantıklısın yani bu konuda. Balık mı et mi? Balık. Somon diye özele geçebilirim. Somonda ne var ya? Ben çok seviyorum. Ne oldu somon bizim? Somon. Seviyorum. Geçen programda hani sen bize soma yapacaktın sen evde. Sen diyetteymişsin bir o yüzden. 1,5 yıl oldu. Somon. Hayır, somon yemedim. Ben böyle bir şey görmedim. Simit mi tost mu? Bak Nuri de arkadan tost. İşaret yapıyor. Ne oldu bizim somon diyor. Şu an... Ya ama kaynatıyorsunuz bir somonu şu an şu canım soruları ya. Ama yani soru konu somonken Ufuk'un tosta konsantre olması çok güzel. Kesinlikle yani somon mu tost mu tabii ki somon. Simit mi tost mu dedim tost dedim. Güven mi inanç mı? Yani farklı ikisi de güven. Bir tane seçeceksin. Güven. Blok mu smaç mı? Blok. Bu kadar bu oyun. Bu kadar mı? Bir tane daha oyun var hemen geçeyim mi? Onu da yapalım var. Tamam. 5 dakikamız bu daha. Bu da sana kelime söylüyorum. Aynı renk gibi aklına gelen şeyi söylüyorsun. Bu tamam. Sefer kelimelerle ilerliyoruz. Aklına madalya. Gelen şeyi mi söylüyorum? Ne geliyorsa. Tamam. Madalya her şeye. Madalya. Hırs. Madalya. İstatistik. Çok önemli. Geçmişe geçti. Çok önemli. Eski istatistik antrenörü. Milli takım. Şu an her şey yine aynı şekilde. Ama öyle her şey. Ama her şey ya. Yani şu an milli takım benim hayatımın her şeyi diyebilirim. Gözyaşı kaybetme. Neden? Kazanmıyor. Kaybedince gözyaşı duyuyor. Yani ben kazanınca da ağlarsın. Tabii o da doğru. Şu an aklıma o geldi. Yani tamam. Ağladın mı? Çok sıkıştırdım. Tabii her insan ağlar. Maçlardan sonra. Ağlasın. Yok hayır. Maçlardan sonra ağladığımı hatırlamıyorum. Evde mi ağlarsın? En son ne zaman ağladım düşünmem ben. Hadi şimdi bilmiyorum, bir ağla. En son ağladığından bu an olsun. Bir insanın önünde ağladığımı hatırlamıyorum ya. Takım elbise. Şık. Milli takım. Takım elbise falan. Huzur. Huzur. Aklıma bir şey gelmedi. Huzur. Her şey. Yine her şey dedi. Huzur yani. Hayır huzur mesela benim için huzur nedir? Huzur deniz kenarı değil mesela. Deniz kenarı mesela. Ha? İçim rahatladı. Tamam. Aşk. Çok yoğun duygular. Çok yoğun duygular. Alakam yok. Para. Para, fırsat. Fırsat. Ev. Ev huzur, kesin huzur. Deniz kıyısından fazla evet. Olabilir. Çünkü eve çok gitmiyoruz ya. Ben de var. Eş. Eş. Çocuk. Aş. Aş, emek lazım. Yemek yapacağız eş. Aile. Aile. Sığınak gibi liman diyelim. Liman. Hı. Tatil. Lazım. Voleybol. Voleybol bu kesinlikle bunu değiştirmem her şeyi. Voleybol her şey. Sushi. Çok severim. Bitti. Peki. Çok sıkıştırdı bunu. Şimdi değerli voleybol severler birçok tweet atmışsınız. Hani konuşmuş oluyoruz. Daha sonrasından da sorular gelebiliyor. Biz Ferhat hocamıza program sonrasında bütün hepsini tek tek okutturacağız. Değil mi hocam? Siz tamam. De okursunuz herhalde. Tabii ki. Programımızın sonuna geldik. Son bir sorum var benim. Daha sonra Elif'in de varsa soralım ve programı maalesef bitiriyoruz. Sonuna geldik. En büyük hayalin nedir hayattaki? Ya voleybol sadece bir nokta olarak farz edersen, geniş anlamda bakarsan en büyük hayalin nedir? Geniş anlamdaki konuyu ben yine voleybolu çekebilirim. Voleybolda ya ciddi seviyede mesela olimpiyat madalyası kazanabilmek. Olimpiyat madalyası yani ciddi seviyede hayal şu anda. Benim için bu çok ciddi seviyede uzun süre gerektirebilir. Belki çok kısa zamanda da olur bilemeyiz. Çok önemli bir hayal benim için. Bu arada genel olarak söylemem gerekirse Twitter'dan olumlu olumsuz ne yazıyorlarsa bunları okumamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Hepsini destekleyen herkesi çok seviyorum. En azından voleybola vakit ayırıyorlar. En azından bir şeylerin daha iyi olmasını istiyorlar. O yüzden takip edenleri, izleyenleri gönülden çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Güzel. Sizin hayaliniz bizim de hayalimiz aynı zamanda. Yani aynı hayallere, hedeflere hitap ediyoruz. Evet, aslında hep amaç bir. O yüzden bence bu adama destek versinler. Herkes eleştirmekten ziyade bu adam önemli bir adam yani. O yüzden iyi olsun her şey. Ferhat, programımızın sonuna geldik.
çok keyifliydi. Yani birçok konuşulacak konu vardı esasında ama hani biz sadece özet olarak soramadığımız geçebildik. Yine bir sürü sorumuz var. Evet, evet, birçok sorumuz vardı ama tweetleri de okutturacağız. Çok teşekkürler katıldığın için. Senin söylemek istediğin bir mesajın var mı? Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi en başta söyledim. Voleybol medyası olarak çok önemli bir yerdesiniz. Biz ne yaparsak yapalım bu işin tanıtımı olmazsa bu olay büyümüyor. Hep kendi ailemizde, kendi yuvamızda kalıyoruz. Bu yuvamızı artık büyütelim. Sizlerin emeği çok büyük. Beni konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Geldiğin için biz teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Somon yemeği de geleceğiz. Evet, somonu unutmayalım lütfen. Afiyet olacak inşallah. İnşallah. Değerli voleybol severler, şimdi Çanakkale Belediyesi'nin antrenörü Üzeyir Özdurak'la geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir söyleşimiz var. Programı bitiriyoruz. Ondan sonrasında da siz onu izliyorsunuz. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Voleybol severler, yanımızda Çanakkale Belediyesi'nin başarılı antrenörü Üzeyir Özdurak var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çanakkale Belediyesi'nde ikinci sezonunuz. Şimdi muhakkak ki her sezon başında yapılan işte transfer sürecinde teklifler alıyorsunuzdur. İkinci defa Çanakkale Belediyesi'ni tercih etmenizin nedeni nedir? Çok mu sevdiniz Çanakkale'yi? Şöyle, ben kısaca Çanakkale serüvenim şöyle başladı. Aslında geçen iki sene önce biz Yeşilyurt'ta maça gittiğimizde bir gece öncesinden kızların anlattığı o bir mekanda bütün teknik kadro orada otururken ya dedi burası ne kadar güzel bir şey. Ya buraya gelsek mi falan böyle bir içimizden böyle bir ortaklaşa bir düşünce oldu. Sezon bitiminde de olaylar öyle hızlı gelişti ki işte Yeşilyurt'taki yönetimin değişmesi arkasından Çanakkale'nin böyle bir teklifte bulunması beni Çanakkale'ye sürükledi diyeyim. Ya Çanakkale'yi her şeyle işte yönetimiyle olsun, şehriyle olsun çok sevdiniz. Yani evet, güzel çok bir güzel bir şey. Bir kere ben şunu söylemek isterim. Her oyuncu arkadaşımızın gelip çalışması gerektiği bir yer diye inanıyorum. Ve inanın daha Çanakkale'yi tam anlamıyla kimse voleybol camiasında da bilmiyordur. Ama tamamen bir voleybol şehri, bir spor şehri. Ve her türlü imkanı da sahip, çok modern bir şehir. Peki taraftarlar nasıl? Hani voleybol seyircisi var mı? Maçlarınız doluyor mu? Maçlar full. Maçlar full. Full ve bizim kulübümüz kombine satıyor. Hı-hı. Yani o derece doluyor. Kombine bilet kartlarımız var. O derece doluyor. Hele büyük maçlarda daha da böyle bir ilgi artıyor. Hı-hı. Sporcular salona giriş çıkışlarda zorluk çekecek kadar oluyor yani yığılmak. Çok güzel. Ama bizim seyircimizin bir başka özelliği daha var. Çok centilmen bir seyirci. Nasıl size örnek vereyim? Bir tenis maçı seyreder gibi seyrediyoruz. Hakem düdüğüyle her şey durur. O aralarda işte alkış hiç önemli değil. Kendi takımı, rakip takım alkışlarla. Ama maç spor seyretmiyor. Tabii aynen yani... öyle, aynen öyle. Yani böyle bir taşkınlık herhangi bir şey yok. Çok güzel bir seyircimiz var. Süper valla, ne mutlu sizlere o zaman. Sağ olun. Şimdi şöyle, yeni transferler yaptınız, yeni sezona başlayacaksınız. Hedeflediğiniz kadroyu kurabildiniz mi? Şöyle söyleyeyim, bütçesel anlamda yapabileceğimiz en iyisini yaptık. Ama bu sene biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Hiç olmayacak kadar belki voleybol tarihinin en zor sezonu olacaktır bu sene. Şöyle bir geriye baktığımızda bir 10 sene ve üzeri geçmiş yıllarda iki takım şampiyonla oynuyordu. Bu 3 takıma çıktı, 4 takım falan derken şimdi bu sene çok ciddi yatırım yapan 6 takım var. Yani bana göre çok yani voleybol tarihinin en zor ve en çekişmeli ve de en zevkli ligi olacaktır. Biz de kendimize bu şeyde arenada bir yer bulmaya çalışacağız. Hazırlıklar nasıl gidiyor hocam? Peki sezonun başlamasına az bir zaman kaldı. Vallahi iyi gidiyor. İşte biz bu bayramdan sonra bayram arifesindeki turnuvada bizim düzenlediğimiz 8. Barış turnuvasında tam kadro olduk. Bir yabancımız daha geldi ve Ceren katıldı bize. İşte yavaş yavaş bundan sonra yoğun bir şekilde lige kadar tam kadro çalışacağız. O belki bizim için bir avantaj. Fena değil, iyi gidiyoruz. Sakatımız, şeyimiz yok. Maşallah, maşallah. Olmaz inşallah. Peki sevgili izleyiciler hocam, yeni sezonda hedefler neler?
Şöyle söyleyeyim. Gizli hedef, asıl gizli hedefi söyleyin. Yok, ben açıkça söyleyeceğim. Hiç o gizli hedefimiz yok. Her şeyden önce biz Çanakkale olarak şöyle yönetimin de şeyi bu. Bir kere düşme potasında en uzak yerde olmak istiyoruz. Birinci hedef o. Eğer bunu gerçekleştirirsek ikinci aşamadaki hedefimiz playoff'a girmek. Üçüncüsü de playoff'ta gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Üç aşamalı bir hedefimiz var. Çok güzel. Umarım başarırsınız ki çünkü hani yönetim de hani bunlarla haz alarak daha da motive olup daha evet, da evet. Büyük getirir. Yani bizim şöyle güzel tarafı yönetim olarak bir kere belediye başkanımız çok ilgili kulübe. Arkasından bunun yanında sponsorlarımız bayağı ilgili ve duyarlı. Göreceksiniz bizim formalarımız falan böyle yabancı Avrupa takımlarının formaları gibi. İrili ufaklı sponsorlarımız olacak. Yani bir ilgi var Çanakkale'de. O yüzden de bizi umutlandırıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Çok güzel. Peki Güzel Hocam şimdi size böyle analizi çok iyi yapan bir hocasınız. Siz, ben hani sizi tanıdığım için biliyorum. Rakiplerinizi en az kendi takımınız kadar iyi tanıyorsunuz ve onun yönünde bir kadro kuruyorsunuz. Şimdi rakiplerinizi değerlendirirseniz neler düşünüyorsunuz? Yani kimler böyle hani çok dişli rakip olabilirler size yapılan transferlerle? Şimdi ben şöyle, bu tamamen benim kişisel fikrim. Bence bu sene ligin yukarıda Fenerbahçe ile Eczacıbaşı'nı görüyorum. Üçüncü Vakıfbank diyorum. Bunun altında ben Galatasaray Büyükşehir 4-5 için oynar gibi görüyorum. Altıncı Nilüfer gibi geliyor bana. Yani kadro yapılarına bakarak söylüyorum. Evet. Ondan sonraki takımlar 7, 8 ve 12.lik arasında kendine yer bulmaya çalışacak diye düşünüyorum. Evet, bütün takımlara başarılar. Hepsine başarılar. İnşallah sakatlık olmadan mutlu bir şekilde i̇nşallah, her takım sezonu sonuna gidiyor. İlk olan hedefler gibi sonuçlansın. Aynen. Peki hocam Çanakkale'yi çok sevdiniz herhalde. İleride orada yaşama gibi bir planınız var mı? Olabilir yani. Bu hayat bu. Ne gösterir? Bundan sonraki tabii bu karşılıklı bir şey. İnsan çalıştığı yerde şey yapmak, yaşamak ister. Ben şu anda oradayım. Mutluyum. Bir sıkıntı yok. İnşallah bu devam eder yani. Tabii. Hocam peki ben size başka bir soru daha yönelteceğim. Takım haricinde milli takımlarla ilgili. Bayan Voleybol milli takımında bir yapılanmaya gidildi. Massimo Barbolini yerine Ferhat Akbaş geldi. Ferhat Akbaş da sizin Telekom zamanında kadronuzda çalıştığınız bir arkadaşınızdı. İstatistik antrenörümdü. Evet, istatistik antrenörümüzdü. Şimdi hani neler, düşünceleriniz, duygularınız neler? Ya ben aslında mutlu oluyorum. Yani böyle benim yanımda çalışıp bir yerlere geldiği zaman bir insan, inanın en çok ben mutlu oluyorum. Ve ben hep söylüyorum onlara. Bu sene de mesela Saim şeyin yanında, Ferhat'ın yanında, benim yanıma gelecekti evet. Aslında. Bakıp banka gitti, milli takımda şey yapıyor. Bana sorduğunda ya ben senin önünü mü keseceğim? Tabii gurur diyorum, git dedim yani. Buna bir şey yok. Billion keza öyle menajerimiz. Benim yanımda başladı menajerliğe. Şimdi Vakıf Bankası'nda işte Pelin'le beraber menajerlik yapıyor. Yani bunlar güzel şeyler. Bizi de şöyle motive ediyor. Daha fazla çalışmak ve daha düzgün şeyler göstermek. En azından onları da eğitebiliyorsak bizim en büyük kazancımız ve gururumuz oluyor. Doğru, doğru. Çok ayrı duygular. Peki milli takımdaki yeni yapılanmayı nasıl biliyorsunuz? Kadroları olsun. Şimdi çok böyle değişti. Ya aslında milli takımın geneline baktığınız zaman pek mevcut oyuncular bunlar zaten. Ben zannetmiyorum ki orada fazla bir değişiklikler olacağını. Bir kere çok tecrübeli oyuncularımız da var, çok genç oyuncularımız da var. Onları mixlemek gerekiyor ama burada bence biraz daha fazla sezonun geneline bakarak çok iyi bir analiz yapmak lazım. Zannediyorum ben onlar o işi iyi yapıyorlardır. Orada bir herhangi bir başarılar diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam başlıyor.
en güzel dereceyi elde ederler, öyle söyleyeyim. İnşallah başarılar. Zühre Hocam, sizde epeydir bir röportaj yapmak istiyorduk. Bir türlü hani vaktiniz el vermemişti. Şu anda yapabildik. Çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sezonda da başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben de çok güzel bir program yapmışsınız, hazırlamışsınız. Çok sağ olun. İnşallah devamı da olur. Sağ olun hocam. Daha iyi yerlere siz de gidersiniz. Sağ olun hocam. Hep beraber bu caminin içindeyiz yani. Değerli voleybol severler, antrenör Üzeyir Özdurak'la birlikte çok güzel, keyifli bir söyleşi yaptık. Kendisi bize çok değerli vaktini ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.